Sergen Yalçın'ın açıklamalarını tabii ki konuşacağız ama önce Beşiktaş'ın performansı Gürcan Bilgiç. Aslında bu kurallar çekildiğinde, Beşiktaş'ın grubu belli olduğunda, yani diğer rakipler göz önünde bulundurulursa Beşiktaş açısından nispeten güzel bir kura olarak yorumlamıştık. Hatta Sergen Yalçın kendisi söylemişti, yani grubu görünce bir ümitlendik diye. Ama böyle bir performansı, yani skorlardan bağımsız olarak aslında bu kadar kötü bir performansı kimse beklemiyordu. Ne dersiniz? Ha, geçen de aynısını konuştuk. Muhtemelen Seren de aynı fikirdedir. Yani mağlup olabilirsin. Ama kafa tutarsın. Evet. Yani 5 maç oldu değil mi? Doğru. 5. maçlar evet. Bitti. Ve 5 maçın hiçbirinde kafa tutamadı Beşiktaş rakibini. Ne Sporting'e ne Dortmund'a. Hadi ilk Ajax maçı çok eksikle gitmişti. Ya, bir ilk Dortmund maçının başlangıcı belki denebilir sadece. 10 dakika falan mı? Yani, yani çok yani, koştu, çok mücadele etti diyebiliriz o karşılaşma. Kafa tutamadı. Yani bu sadece oyuncu performansıyla açıklanacak durum değil. Sergen Hoca kendisini ciddi bir öz eleştiri getirmesi lazım. Yani Avrupa'ya tabii için, lig için daha 25 maç var. Önümüzde bir başkalaşma olabilir ama Avrupa etabı için, bu 5 maç için tek kelimesi var Sergen Hoca için. Başarısız. Kendisi de başarısız, takımı da başarısız. Peki bunu neyle açıklayacağız? Yani ne kadarı tecrübesizlik, ne kadarı bak aslında, yanlış hazırlık, aslında, idman? Aslında doğru planlamayla gittiler. Yani demeçlerine baktığımız zaman dedi ki Sergen Yalçın, Avrupa kulvarı farklı bir kulvar. Buralarda 120'ler koşuluyor. Toplam takım mesafeleri. Dolayısıyla bizim buralara çıkmamız lazım. Takım olarak bu noktalara çıkarsak kafa kafaya oynarız. Mantıklı mı? Mantıklı. Doğru mu? Doğru. Muhtemelen orada bir antrenman planlamasında bir yanlışlık oldu. Çünkü 14 oyuncu sakatlandı. 11 oyuncu sakatlandı. Dortmund maçından sonra. 11 oyuncu sakatlandı ve bunun 3-4 tanesi arka adaya sakattı. Yani aynı sakatlık. Ya çok yükleme yaptılar, hı, ya az yükleme yaptılar. İkisinden bir tanesi. Ama bir şeyi yanlış yaptılar orada. O noktada. Yani o fizik gücüne ulaşmak adına rakiplerle fizik olarak en azından birebir mücadele etmek adına bir hazırlıkları olmuş. Şampiyonlar Ligi için ama o hazırlık etabında, o antrenman etabında bir şeyi doğru yapmamışlar. Yanlış yapmışlar. Aynısını Fenerbahçe'de yaşadı biliyorsunuz. 14 sakatlık yaşadı sezon başında. Orada da bir sıkıntı vardı, bir yanlışlık. Yani sonra bir türlü düzelttiler. Beşiktaş da bir türlü düzeltti. Yani nerede yanlış yaptığınızı anladık dediler. Fakat oyuncularınız olmayabilir, sakat olabilir. Fakat oyun olarak bir şey gösterirsiniz. Beşiktaş'ın geçen sezondan en büyük farkı o coşkusunu yitirmesi. Yani Beşiktaş takımı geçen senede çok basit goller yiyordu, hatalar yapıyordu. Ama Beşiktaş şampiyonluğu götüren şey sağdaki coşkulu oyunuydu. Çok istekli oynuyorlardı, çok hırslı oynuyorlardı. Takım oyunu vardı. Tabii mesela birkaç fotoğraf hatırlıyorum. Yani maç bitmiş, kazanmışlar. Oyuncular yerlere çöküp dua diyorlar işte, birbirlerine sarılıyorlar. Yani o hırsı, o isteği taşıyan, o ruhu taşıyan bir takımdılar hep beraber. Bu sene o da gitti. Ki çok iyi de transferler yapılmasına rağmen. Yani Pjanic iyi bir transferdir ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne yapılmış bir transferdir. Batshuayi direkt Şampiyonlar Ligi'ne yapılmış bir transferdir. Keza gittiler işte Gezalı'da aldılar, Tekşehir'e aldılar, Rozier'i aldılar. Yani Salih Uçan transfer edildi geçen senenin önemli oyuncularından. Fakat bunların hiçbirini mesela performans olarak, hadi yeni gelenleri bir tarafa atalım ama Salih de dahil, Gezal da, Rozier de performans olarak geçen senenin yanından bile geçemiyorlar. Çok formsuzlar ya. Ve Sergen Hoca şikayet ediyor. Haklı şikayetinde, mantıklı. Sağlıklı değil dedi, diyor. İyi oynamıyoruz diyor. Bu noktada bir şey düzeltmemiz lazım diyor. Ama düzeltmesi gereken kişi de kendisi. Yani bunu Seren de diyor, ben de diyorum. Muhtemelen sen de diyorsun yani. Bu iyi bir oyun değil. Yani nasıl yapacaksın?
Ya da bu noktada Sergen Yalçın da biraz tartışılıyor. Acaba onda bir formsuzluk mu var? Ya da neye eksik yaptın? Yani bu şunun işaretidir. O da bilmiyor. Ne yaşadın bunu? Yani uğraşıyoruz diyor. Uğraştığı ve düzeltemiyorsa, uğraştığı halde düzelmiyorsa onlar da ya çözümü bilmiyorlar ya da nerede yanlışlık yaptığını bilmiyorlar. Peki Serhan, Beşiktaş'ın Avrupa macerasını sen nasıl yorumlarsın? Ben de Gürcan abiye katılıyorum. Aslında Beşiktaş'ın Avrupa macerası değil de bir bütün olarak görmek lazım gerekirse hem lig hem de Avrupa'da çok istenile veremeyen bir Beşiktaş var. İşte bu sene aslında yönetim kesenin ağzını açtı. Sergen Hoca kimi istediyse aldı. Yani şu an baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş için Batshuayi'ler alındı, Pjanic'ler alındı, Alex Teixeira alındı. Tekrardan Rozier'le anlaşıldı, Gezal'la anlaşıldı. Biz şu an Larin'in performansıyla avunuyoruz. Yani Beşiktaş'ta bu olması gereken bu değil. Üstüne bir şeyler koyması lazım Beşiktaş'ın ama günümüze baktığımızda önceki geçen seneki futbolcunun hala en az kıpırdanmasını bekliyoruz. Çünkü bu sene alınan futbolcunun hiçbir şekilde verim alınamadı. Hoca elini değdirmeye çalışıyor ama bir türlü fırsat olmuyor ya da olmuyor ya da sakatlıklar diyoruz. Tamam, sakatlıkları geçtik. Ama takımda bir hareketlenme de yok. En son Alanyaspor karşılaşmasına baktığımızda tamam, Alanyaspor ligin domine takımlarından birisi oldu. Bülent Korkmaz'ın gelmesiyle hem kendini buldu takım. Ama yani biz de burada konuştuğumuz en son programda Beşiktaş'ın bir kıpırdanma yapması lazım ve Alanya maçı da bununla olması lazım dedik. Arkasından da tabii ki dün akşamki Ajax karşılaşmasından bahsettik. Yani Alanya maçında ne kıpırdanma var, ne coşku var, ne istek var. Üstelik yani tam tersi olması bekleniyordu. Yani milli arada toparlanması bekleniyordu Beşiktaş'ın. Daha güçlü bir şekilde sakatların da dönmesiyle, birlikte çalışmayla daha güçlü dönmesi, daha iyi dönmesi bekleniyor. Ama işte Beşiktaş kayıplarına devam ediyor. Yani Sergen Hoca da bence şu an ne yaşadığını tam anlamıyla bilemiyor. Bence futbolcular da bilemiyor. Çünkü bu Beşiktaş formasının bir ağırlığı var. Bu Beşiktaş'ın formasının ağırlığı Şampiyonlar Ligi için transfer edilen futbolcuların ağırlığıyla aynı orantılı değil yani. O futbolcular, bu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelen futbolculardan bahsediyoruz. Evet. Piyaniç. Ama ben mesela dün rakip sahanın ceza sahasında ben Piyaniç'i bile görmedim. Yani bu mu olması lazım? Böyle mi olması lazım? Hala biz Larin'i konuşuyoruz. Larin'in dünkü performansını konuşuyoruz. Larin'in kaçırdığı golleri konuşuyoruz. Yani biz aslında o maçta onları konuşmamamız lazımken, Şampiyonlar Ligi için transfer edilen futbolcuları konuşmamız lazımken hala geçen seneki performanslarından ötürü bir futbolcular tartışıyoruz. Aslında Beşiktaş'ta işler iyiye gitmiyor. Ama Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hoca'nın da bir kredisi var. İşte dün taraftarlar çağırdılar maçtan sonra. Taraftar destek veriyor. Destek çıktı hala. Ama takımı ayağa kaldır diyor. Yani bu takım artık ayağa kalkması lazım. Geçen sene Beşiktaş gitmiş, şampiyonlar Beşiktaş gitmiş. Bu sene çok farklı Beşiktaş karşımıza çıkıyor. Lige baktığımızda son 5 maçının 4 tanesini kaybetmiş, bir tanesini kazanmış Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani ben artık Şirazi'nin kaçtığını düşünüyorum. Beşiktaşlı futbolcuların toparlanması lazım. Beşiktaş formasının ağırlığını hissetmeleri lazım. Ve Sergen Hoca'nın da bir an önce bence zılgıt biraz işe yaramış. O Alanya karşılaşması 2-0 kaybettikten sonraki Sergen Hoca'nın takıma muhtemelen ağır bir eleştiri yapmıştır. Tepkisi de vardır. Zaten basın toplantısında bunu dile getiriyor. Artık Sergen Hoca'nın konuşacağı bir şey de kalmadı. Anlatacak bir şey kalmadı. Hani ben ne yapayım, ben mi çıkayım artık, oynayıma getirdi. Sergen Hoca'nın kredisi devam eder ama futbolcunun kredisi yeterince azalmaya başladı.